Davulların dengi dengine vurmadığı, huylunun huyuna, suylunun suyuna denk gelmediği aşk programı... Biliyoruz, Doğan'ım alın. Biliyoruz. Biliyoruz. Beni almıyorsunuz canım. Çentik mi? Ya? Hayır. Siz buraya paravan ve sandalye... Bunu hemen getiririm. Çünkü bir çay içelim mi oynayacağız? Efendim. Sevgili Mesut ya dinlenirken ben önce bir hanımefendi alacağım seyircimizi. Tamam. Sonra ikinci turda siz de oynayacağız. Bir hanımefendi, bekar bir hanımefendi, kendine güvenen, iddialı. Koşarak gelir misiniz hanımefendi? Çok iddialı. O ne? Aa, bu yine. Ne bu? Ay çok güzel, yapsana bir daha. Ay Süpermen şeyi gibi. Hanımefendi size çalıyor bu. Koşaraktan. Evet efendim. Evet efendim. Bir saniye. Hanımefendi geldiniz mi siz? Dur mikrofonunu git. Bak hiç kimse bana yardım ediyor mu? Bu nedir arkadaş? Bu nedir yazık? Görecek, görecek. Geliyorum. Hemen yanına geliyorum şimdi. Evet, bir çay içelim mi de, şunu bana tutun olur aşkım. Bir çay içelim mi de, neler yaşadığımızı zaten biliyoruz. Çok sevilen bir bölümümüz. Seyirciye gösteriyoruz kartlarımızı ama seyirci hiç sesini çıkarmıyor. Ve ipucu vermiyor. Al sen bunu. Hazırlanırken onlar, ben sizi bekliyorum, tamam mı? Hadi hazırlanın. Bir çay içelim mi? Başlıyor. Hoş geldiniz hanımefendiciğim. Mikrofonumuzu şöyle yakından tutuyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Elif Karataş, Denizli'den. Denizli'den geldik. Geliyorsunuz. Evet, Allah, horozlar ne yapıyor? İyiler. Ben... Çok erken ötüyorlar. Erken ötüyorlar. Oh ne güzel yapıyorlar. Var Denizli'ye gitmişliğim. Buradan Denizli'ye evet. Selam edelim. Evet. Şimdi 4 tane adayınız var hanımefendi. Evet. Tamam. Onları tanımak için sorular soracağız. Onları zorlayacak sorular sorabiliriz. Tamam mı? Tamam. Onları tek tek bilmeye çalışıyoruz. Tamam. İsminizi bir daha alabilir miyim? Elif Karataş. Elif Hanımcığım, tamam. Elif Hanım, sorularla sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun. Bir kahve içmek istiyorsunuz. Nerede içmek istersiniz? Yani bir lokantada veya doğal ortamda. Ha, mekan nasıl olsun? Aa, aynen. Süper. Birinci aday buyurun. Orta sahada. Futbolcu. Artık. İkinci aday. Ha, bak bu çocuk çok yetenekli bir çocuk ha. Ha bu bayağı bir yetenekli bir çocuk. Ben Kadıköy. Mustafa Topaloğlu. Hayır, hayır, hayır değil. Ben bir şey... Ha tamam. Hepsi bir cevaplasın, sonra tahmin edelim. Üçüncü aday? Konserde, ooo. Elvis Presley konserinde, ooo kafalar. Dördüncü aday? Merhaba Elif. Hoş geldin. Nereden arıyorsun? Stüdyoda içeriz kahveyi. Beyaz tiko hafif. Bence sen git kuliste iç kahveyi. İkinci soruya geçelim Elif Hanımcığım. İlk soru süperdi. Evet. Beni istemeye geleceksiniz. Evet. Babam istemiyor. Nasıl bir planla gelirsiniz? Süper. Plan yapacak önceden. Yani. Elif sen acayipsin. Süpersin. Planı duyalım lütfen. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor? Plan şu. Hava topuna çıkıp 45 saniye havada kalıp takım arkadaşlarıma sohbet edip indikten sonra gole yürümem 3 bölüm alır. Böyle yeteneği görünce baban da var ya beni kesin alır. Bak bu. Al bunu. Vallahi bu. Al bunu. Acayip yetenekli bir çocuk. Oynar. Vallahi bravo. Çok güzel bir çocuk bu ya. İkinci adayımız. Elif. Elif. Senin bonservisin elinde mi? Sen öyleyse sen almak kolay olur. Bir türlü ben şey yapamam, ona uğraşamam yani. Doğru mu? Doğru. Doğru Samet, doğru. Ben doğru söylüyor yani. Üçüncü aday. Soru neydi? Soru neydi diyor. Biraz sinirli galiba. Hayır, sinirli değilim. Normal halim o. Biraz gergin miyiz efendim? Hayır! Bu agresif, bu çok kart görür. Hanımefendi istemeye geldiniz, baba sizi istemiyor. Ne gibi bir plan yaparsınız? Ağzına vururum. Babasının ağzına vururum. Derim ki,
Kimin karşısında hangi kimi istemiyorsun sen? Kimi istemiyorsun? Kimi istemiyorsun derim. Borcun ne derim senin? Yani. Anlatıyor bir şeyler ama işte. Başkan. Haksız mıyım ya? Ben anlatıyor bir şey anlamadım ben. Dördüncü aday. Babanı programa çağırırım. Dedim ki, o bir kavim baba. O bir aslan kral. O bir babaların babası. Aa, iyice gitti. Gelir o da. Var mı tahmin? Var sanki. Var da ismi şu an. Olsun söyle, son. İlk hakkına geleni söyle. O bir. O bir de. Aklıma gelmiyor şu anda ama... Hiçbir isim gelmiyor mu? Televizyondadır, hep görürüz onu. Sanki ailemizin bir bireyi gibidir. Ya dilimin ucunda tabii ki de. Tamam. Heyecandan. Tamam, başka yıllardır bir soru daha sor. Kıskanç mısınız? Bir yere gittik ya da işte herhangi bir... Toparladı, paketledi onu. Kıskanç mısınız işte, tamam. Bir yere gittik, kıskanç. Dur, bir yere gittik. Evet, bir ortamda bulunduk diyelim. Ha. Evet. Beni nasıl mesela, davranın? De ki mesela, atıyorum BKM'ye gitsek, buyur buradan baka. Beni en sondaki öyle. Sandalyeyi mi bana alırsın? Onu aynen. Söyle. Evet. Yani siz Elif'le takım olduk. Evet, buyurun birinci aday. Buna kendi dilimde cevap vermek istiyorum. Anladınız mı? Bu dilde ne dersen zaten sinirli oluyor. Kıskancım yani. Peki, ikinci aday? Bunu kesin almak lazım. Bu çok acayip bir çocuk bu. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Nasıl yaparız? Şimdi ben mesela bir yere gittim, ben çabuk vazgeçiyorum. Ben böyle senelerce bana emek versen de ben gönderirim yani seni. Şey yapmam. Öyledir biraz. Ben de böyle şey... Doğru mu? Yorum yapamam. Yok, hayır, bu gerçekten doğru mu? Ben bir şey söyledim. Doğru bir şey mi? Elif Hanım ne diyor? Söyle Elif Hanım. Ne diyor Elif Hanım? Fazla yapamıyorsunuz. Benzetemiyorum ki. Oo! Bir dakika! Doğa! Doğa! Seyirci ne derse o. Doğa! Deminden beri soruyorsunuz, konuşturmuyorsunuz ki. Konuşmuyorsunuz, demin soruyorsunuz, yapamıyorsunuz diye bize şey oluyor. Ben... Önce bana soracaksın. Pardon. Önce bana soracaksın. Sinirli misiniz efendim? Burada o maşallah. Sıralarda sorular soruluyor. Bize... Saksı değilim ben. Al bu da reyting yapar işte. Saksı değilim. Önce bana... Ben Elvis Presley'e düet yapmış adamım. Sakin değilim. Abi. Oo. Önce bana. Biraz bir şeyler geliyor mu aklına? Yani... Az vardı, o da gitti. Elif ya. Kimseyi beğenmiyor vallahi ya. Vallahi Elif Hanım ya. Bu müzik dünyasının bir duayen ismidir. Çok önemlidir bizim için. Biraz daha. Biraz daha. Açar mısınız? Açayım. Gözlüğümü hediye ediyorum. Belki gözlüğümden aklına gelir. Peki neyse, dördüncü aday da soruyu cevaplasın. Sonra hatırlatmalar yapalım. Kıskanırım seni ben. O kadar kötü taklidi hiç görmedim ben bunlara. Allah aşkına. Kıskanırım ne ya? Geçelim. Ben 25 milyonluk camianın şeysiyim. Başkanıyım. 25 milyonluk kim var Türkiye'de mesela? Düşünelim. Orada adım adım gidelim. Hadi ben kötü yapıyorum. Bir ipucu, bir ipucu diyorum. Bir tahminimiz var. Aziz Doğan. Hem seni bildi hem beni bildi. Ben böyle bir şey görmedim. Vallahi böyle bir şey. Aziz Doğan kutsasın bizi. Ben Aziz Doğan kabul ediyorum ben. Olur bana oluyor. Elif Hanım için ikinci adayı hep birazdan söyleyebilir miyiz? Ama tamam. Ama Elif Hanımcığım sonuçta Aziz'i bildiniz. Değil mi? 12,5 milyonu bildin yani. Aynen. Şimdi artık ipuçlarımıza geçelim. Elif Hanım'ı da çok yormayalım. Birinci aday, kendinle ilgili ne söylemek istersin son kez?
Bu çocukların hepsi dünyanın yuvarlak olduğunu benim maçımda öğrendiler. Böyle koşarım, yuvarlak yuvarlak koşarım ben. Böyle böyle, ben koştukça dünyanın... Böyle koşuyorsun, böyle. Onu yap. Böyle koşuyor. Böyle koşuyor. Japonya futbolu benimle sevdi. Hadi hep beraber söyleyelim. Tsubasa! Bak beyler nasıl... Tsubasa! Biz biliriz. Tsubasa da bir tatlı gibi. Ne? Peki, kim kaldı efendim? Çok tatlı çocuktu. Yarım kilo Tsubasa ver orada, ne güzel. Evet, buyurun. Oynarken Tsubasa'ymıyorduk hiç. Çentik aldım oraya. Oraya Bilal'cim, bir çentik alabilir miyiz Doğan'a? Neden yaptım? Çocuk her yolu deniyor, ne güzel ya. Pop müziğini Türkiye'ye getiren... önce bana soracaksın. En çok bana soracaksın. Büyük burcum var. Burcum büyük. Yükselenim Erol. Daha ne diyeyim ya? Erol büyük burç. Bravo. Burcu Güneş. Söyleyin artık hadi. Gizleşti. Peki. O da aşkın meleklerden çalmıştı. Onu da hatırlıyorum. Dördüncü aday. Müzisyenler. Tonuma göre güven misiniz? R verin bir tane. Gemilerde talim var, bahriyeli Beyazıt Özdem var. Beyazıt Özdem, buradan selam. O da gitti sebebene, aliskiz başım al. Ayağını sağlık, buyur. Gözüm, senin olsun gözüm ya, senin olsun. Yani evet, ya, değil evet. mi? Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kocaman bir alkış. Çok kıymetli sanatçımız buradan. Beyazıt Öztürk'e buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Onu da inşallah bugün bir gün bize aramıza bekliyoruz. İnşallah. Ama şimdi çok daha sıra önemli bir şey var. Çok zehir gibi soruların olduğunu düşünüyorum. Çok tabii izli baş programı izliyorum. Doğru diyorsun. Tabii. Çünkü sen bütün programları tabii izlemek zorundasın. Çünkü bir televizyon eleştirmenisin ve hepimizi eleştiriyorsun Mesut ya. Estağfurullah. Bizi yerden yere vuruyorsun. Ne yaptın ya? Gün geliyor, bize çok güzel şeyler yazıyorsun ki buyur buradan bak içinde çok güzel. Hatta bizi ilk eleştirenlerden biriydin. O yüzden bizim ve galiba için... tek kaldım ki sürekli bunu söylüyorsunuz. Yok, hayır. Çok kıymetli olduğun için. Lütfen. Evet efendim, hazırsak çok teşekkür ediyorum. Ne kadar zarifsiniz bugün, çok merse. Evet bakalım şimdi... Çok hızlı hazırlanmaya başlayalım mı? Bekletmeyelim konuğumuzu. Hemen efendim. Bir çay içelim mi? Hoş geldiniz. Ama siz artık Mesut Yağ değilsiniz. Başka birisiniz. Kimsiniz siz? Güzel söylediniz. Evet. Aziz Doğan olayım bari. Pek yalnız kalmış orada. Tamam, süper. Evet. Hangi meslekle uğraşıyoruz efendim? Ben futbol çalıştırıcısıyım. Oo, futbol çalıştırıcısı. Evet. Harika. Teknik direktör mü? Teknik direktör diyoruz biz galiba ona bir de. Yok, ben çalıştırıcıyım. Sadece çalıştırıyorum. Anladım, sadece çalıştırıyorsunuz. Adaylarımız hazırlar, sorularınızı beklemekteler. Buyurunuz Peki. efendim. Hepiniz ortak sorum tabii. Hiç böyle... Ne yapıyorum? Bir dakika. Tamamdır, hazırız. Bu bana batıyor. Arkadaşlar sor... Hazır mısınız? Sorumuz hazırız, geliyor. Hazırız. Evet, buyurunuz. Peki. Böyle Seda'yı, Zuhal'i, Erol'ü falan beklemeden... Esra Erol'ü tabii. Benimle hemen çay içer misin? Birinci aday? Çay değil de... Ha, bu o değil, pardon. çay değil de... Ölüyordum. Gazoz içeriz. Gazoz içeriz. Peki. Peki. İkinci aday. Merhaba ilk önce. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Az önce söylemedi. Aziz Doğan Ber. Azizciğim, seninle çay tabii ki içerim. Ama üstünde ne renk bir şey var mesela? Onu söylersen... Olur. Üçüncü aday. Ben seninle tavşan kanı çay içerim. Çünkü kana susamış bir insanım ben. Gibi bir şey.
Enteresanmış. Enteresanmış. Hakikaten ya. Dördüncü adayımız? İçerim Aziz. Kim bu net insan? Çok kolay oldu ya. Çok kolay oldu. Peki ikinci soruya geçelim lütfen sevgili Aziz Doğan. Soruya geçelim. Benim bir yazlığım var. Bir de kışlığım var. SGK'm var. Eksik olan bir şeyim. Ne atıyorsunuz ya seyircime? Hayır canım. Bir... Aziz. Efendim. Aşk olsun. Peki. Gazoz içiyorum. Evet. Gazoz içiyorsun. Buyurunuz devam edin. Peki. Ya alın şunu yanımdan ya. Peki, tamam. Yaramaz çocuklar. Benim bir yazdığım var, benim bir kışlığım var, benim bir arabam var, SGK'm var. Eksik olan yerim nedir sence? Bir saniye, bir yerler temizleniyor şu an. Eksik olan aslında hiçbir şey yok. Aziz, Aziz ne yapıyorsun? Aziz! Aziz! Vay maşallah. Harika, iki numara. Şimdi Aziz'ciğim... bence evin en eksik tarafı halıdır. Yani eğer beni halının içerisine sarıp evine götürürsen çok muhteber olur. Ay pardon, şarkıcıyım da oraya gidiyorum hemen. Güzel, gayet güzel. Üç numara. Hadi hayırlısı. Bize girecek. Vallahi benim silahım var. Vallahi benim silahım var. Silahım var. Aynı zamanda savaşçı bir avratım. Bir at isterim senden, at. At, üstüne bineriz. Avrat, evet. Silah. Hı, anladım. Peki, tamam. Aziz Bey'in hediyesi, buyurun. Hadi bin git buradan. Oraya bir kılıç gitti. Çok at enteresan gelmiş. Şeyler oluyor. Bir numara, sen içme, bozuyorsun. Bıraktım Aziz. Teşekkürler. Peki, Dördüncü aday cevap vermedi bu arada. Özür dilerim, dördüncü aday. Beni unuttun. Özür dilerim valla. Seni unuttu mu? Bir kere daha söyler misin? Beni unuttun. Harika. Yani... Hala çıkartamadım bir şey. Hayır, yani eksik neresi var? He. Bence ada vapuru. Mesela. Ada vapuru. Hmm. Benim eksiğim. Evet. Peki. Hepimizin eksiği olabilir. Ada vapuru mu? Ada vapuru eksiğim varmış, tamam. Allah tamam, buna Allah. Senin için bakacağım. O zaman üçüncü sorumuz gelsin. Gelsin. Evlendik. Efendime söyleyeyim, balayına çıktık. Balayında nasıl bir yer tercih edersin? Ben şimdi biraz konuşmayı değiştireceğim. Belki sana ipucu olur. Yunanistan olabilir. Yunanistan olabilir. Belki orada biraz katedral falan gezebiliriz. Anne! Azuzefim. Anne! Ay yavrum. Marta dün akşam eve gelmedi anne. Aziz Patrik onun kutsasın. Hayır anne. Dün gezeyi Aziz Arthur'un yanında geçirmeyiz. Aman yarabbim, hemen onu cezalandırmalıyız. Benze Üsküp sarmağa gerilsin anne. Allah korusun, hiç öyle şey olur mu yavrum? Tamam o zaman. Bir de biraz ipuçlu mu olsa acaba? Ya, ne alaka? Biraz ağır kaldırdım sanırım. Hı. Roman gibi de kadınım. Anladım. Bir kadın çok kıymetli bir... Bir roman kahramanı. Kadın o. Roman kahramanı değil. Tamam. Filmi söyledim canım sende. Romanın kendisi. Aa, Salis, Salis nereye kadar? Artık çalışmak istemiyorum, gli gli. Nasıl bir roman? Aksanı da böyle değil ama anladım, canlandırdığı, bir sinema filminde oynadığı bir rol diyebiliriz. Ha. Yardımcı olmak için, yani kafa karıştırdığı birazcık ama neyse. İkinci adayımız şey buyursun. Azizciğim, canım. Seninle masmavi bir deniz kenarına gidebiliriz. Aha. Yalnız bir şartım var, ha. Benim kankam var, Feride. Onu da yanımıza alırsak her yere gidebilir. Tamam, seni tanıdım. Seni tanıdım. Sen Emel Sayısın. Bravo. Emel Sayın, seni çok seviyoruz. Evet. Aynen, Emel abla çok seviyor seni. Evet, Emel Sayın da buradan Allah'ım kocaman öperekten falan sarılaraktan. Gönderdim. Üçüncü peki. Adayımız. Üçüncü adayımızı alalım. Seninle dağlara çıkarız. Evet. Amazonlar gibi coşarız. Oh. Atlara biner savaşırız. Ne diyorsun ya? Kılıcımızla. Ha. Evet. Aynı zamanda seninle bir şeyler atarız ha. Havalara. Ya seyirci ne yapıyorsun? Seyirci bir şey atıyor. Sevgimi tabak alıyorum. Tabak at. Çılgın bir karakter. Yani bu bir... Calamity Jane gibi bir şey. Aynen öyle, aynen öyle. Belki de o mudur acaba? Hayır, değildir acaba. Değil midir? Peki hayır, geçtik değildir. O zaman. Dördüncü aday. Dördüncü aday. Aziz. Efendim?
İnşallah sen de Oktay gibi çıkmazsın. O da böyle diyordu. Götürmedi sonra beni, biliyor musun? Kaldım. Oktay gibi. Bilenler alkışlıyor. Bilen çok... Ergenliği onunla geçenler alkışladı. Çok ince. Sizi çılgınlar sizi. İpucuydu. Çok ince gördüm yani... ama ben ince göremedim. Astimat var, onu tekrar alacağız demek ki. Evet. Bir şey daha söyleyelim bence dördüncü aday. Aynı soru üzerinden gidiyorsam eğer... Evet, başka bir soru alayım lütfen. Peki. Başka bir soru yani istiyormuş. Kendini yakışıklı bulur musun? Kendimi acayip yakışıklı bulurum. Bir kadına sorulabilecek en güzel soruyu sordunuz. Teşekkür ederim. Evet, o bir kadın. Bir, o da kıymetli... O da bizim gibi ezilmiş. Müzisyenler, şarkıcılarımızdan bir tanesi. Aynı zamanda bir show girl. Aynı zamanda sahne insanı. Neymiş abi ya? Dansçı. Hayvansever. Hayvansever. Evet. Abone. Aa, bizim şey. Sumru Yavrucuk. Evet. Oyum. Yonca Evcimik. Bravo Yonca. Ada vapuru da sanıyorum 8-15 vapuru. O galiba evet öyleydi. Ya da bandıra bandıraya beni de abone vermedi bize. Kombine aynen verdi. Öyle. Peki gayet güzel. Yonca'ya da selamlarımız neyimiz olsun kaldı buradan. Neyimiz kaldı şimdi? Neyimiz kaldı? Birinci adayımız kaldı. Ve üçüncü adayımız kaldı. Peki gayet güzel. Son sorusu soruyorum. Evet. Dibe batmışım, taklayı atmışım. Eve gelmişim. Ben hanım yanmışım diyorum. Evet. Yanıtın ne olurdu? Ah bir vurgun bu sevda aziz. Seni de yakar beni de. Azık ar edep takın, aziz. Hakikaten dilimin ucunda ama çıkartamadım ya. İki, gerçekten mi? Vallahi billahi. Müjdeler olsun sana. Ha, müjde ar mı? Hele şükür. Ama müjde ar yapmazsın. Yani Aydın, yani evet. Şu kulağı şuradan tutmak varken gittin şuradan tuttun. Hakikaten ya, bir hakikaten. Müjdeler olsun deseydin müjde ar. Baştan müjde ar deseydin. Müjde ara gerçekten sevgilerimizi evet iletiyoruz. Ya. Emel ablamızı öpüyoruz. Onu. Aynen Yoncamızı öyle. İki yanağından öptük. Yoncamızı da öpüyoruz ama bir kişi daha var ama onu öpemeyiz. Ona bir şekil yapacağız onu bakalım. Onu öpemeyiz. Bulacağız onu yapacak. Başka diyarlarda. Öyle mi? Yani uzaklardan, bizden. Mitoloji. Azizim, azizim. Ha canım. Beni dinle. Asıl taklayı ben atarım senin için, Herkül'üm. Ha. Ne dersin? Kız sen Olimpos'un neresindensin? Yaklaşıyoruz. Yani göbek adım Zeyno, öyle diyeyim sana. Aa Zeyna. Evet. Ya. Teşekkür ediyoruz Mesut Yar. Almışlarla yerine. Ne zordu be.